Ya şu soru beynimi çok kemirdi ya. Hocamı bulup hemen sormam lazım. Allah Allah. Neydi ki ya? Ben anlamam. Git bana büyük bir taş al. Ben... Zehra, ben nereden bulacağım şimdi taşı ya? Niye böyle yapıyorsun? Ya bana ne? Nereden bulursan bul. Git müzeyi oradan al. Aha. Allah karşıma çıkardı hocam. Çok şükür. Ya, çalayım da onu mu istiyorsun illa? Hırsızlık yapayım. Al, çal ama bana daha büyük bir taş getir. Allah kafayı yiyeceğim ben. Ne yapacağım ben bu kızla ya? Hocam, bir sorun var da. Yüce abi. Ya ne olursun kurtar beni bu durumdan. Bir sorun mu var hocam? Hicabi abi, hanımefendiye sorar mısın? Bir kızın tek taş yüzüğü beğenmeyip de evlilik teklifini reddetmesi caiz midir değil midir? Caizdir. Değildir. Caizdir. Hicabi abi, lütfen şu Ziya hocaya sorar mısın sen? Bir erkeğin tam 4 sene beklettiği kıza küçücük bir taşla evlilik teklif etmesi caiz midir? Hocam, Zeynep Hanım size Ziya dedi. Caizdir. Değildir. Hocam, Zeynep Hanım sizin Ziya olduğunuzu biliyor. Ya biliyorsa biliyor, ne yapayım Hicabi? Ama... Yoksa sen Hicabi'ye söylemedin mi? Neyi söylemedi mi? Ya nasıl söyleyeyim Zehra? Benim başımı kaşıyacak vaktim mi oldu sanki ya? Zehra mı? Hocam Zeynep Hanım'a Zehra dediniz. Zeynep değil o, Zehra o. Ne? Ya bak gördün mü? Hicabi bile seni tanımadı. Karakterin değişmiş senin. Sen taktın tek taşla tek taş ya. Ben anlamadım ki seni. Sen ne oldu sana böyle? Ah Hicabi, asıl senin bu Ziya hocan bir değişmiş sorma. Ah Hicabi, sabahtan beri çektiklerimi bir bilsen var ya... ...vallahi acırdın bana. Şuracıkta ağlardık, gözyaşları içinde kalırdık. Ben anlamam. Akşama bana daha büyük, daha güzel bir tek taş buluyorsun. Hocam? Her şeyi anlatacağım hocam, her şeyi anlatacağım. Ya ben nereden bulacağım şimdi tek taş yüzüğü? Allah'ım ya Rabbim ya. Of.